Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Apple Watch almayı düşünen arkadaşlar için modellerden bahsedeceğim. Hangi modelleri var? Sırasıyla en üstten başlarsak Apple Watch'ta Ultra serisi var. En pahalı olan serisi. Daha sonra seri 8 geliyor. Sonra SE geliyor ama SE'nin ikinci nesili. Ultra seri 8. Daha sonra SE ikinci nesil. Ondan sonra seri 7. nesil geliyor. Seri 7, seri 6. Daha sonra yine SE geliyor. Sonra seri 5, seri 4 diye devam ediyor. Bu serileri size şöyle göstereyim. Seriler bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Ultra 8, SE 2. nesil, serisi 7, serisi 6, SE, seri 5, seri 4. Biz 2. nesil tercih ettik. Seri 8'i de tercih edebilirdik ama tercih etmememizin sebebi 3200 lira falan fiyat farkı vardı arasında. Hatta daha fazlaydı 3200 liradan. 3000 liradan fazla fiyat farkı vardı. Biz bunu 6300 liraya aldık. İnternet satış fiyatı kendi sitesinde 6700 liraydı. Trendyol'dan aldık biz bunu. Saat farkı olarak ne farkı var? Seri 8'e göre EKG'si yok. EKG özelliği koymamışlar. En önemli bariz fark buydu bence. EKG özelliği olsaydı çok iyi olurdu. Kandaki oksijen ölçümü çok kullandığımız bir şey değil bizim. Benim kullandığım bir şey değil. Devamlı açık ekran da çok kullandığım bir özellik değil. Vücut sıcaklığı ölçümü de çok stabil çalıştığını düşünmüyorum. Oksijen ölçümü de genelde hep 98 dediği için onu da çok stabil olduğunu düşünmüyorum. Hani fark olarak 4 tane fark vardı temel bariz. Başka farklar da vardı tabii. Apple Watch'un kendi sesine baktığımız zaman ilk birden başlıyor. Apple Watch 1. nesil. Daha sonra seri 1 çıkıyor. Seri 2, seri 3, seri 4, seri 5. Seri 5'ten sonra SE serisi çıkıyor. Daha sonra seri 6, seri 7. Tekrar SE çıkıyor 7'den sonra. 2. nesil olarak. Yani SE 2. nesil 7 ile 8'in arasında. Daha sonra 8. nesil. Daha sonra Apple Watch Ultra serisi geliyor. Apple'ın kendi sitesinde fiyatlara baktığınız zaman seri 8 9300 lira. SE 6000 liradan başlıyor. Ultra ise 28.000 liradan başlıyor. Aradaki farka baktığınız zaman 6000 lira, 9300 lira, 3300 lira bir fark var. Büyük bir fark. Farka baktığınız zaman hepsi suya dayanıklı. Yani şurada toza dayanıklık derecesi biraz daha IP6X olmuş. Bunun yanında fark olarak kandaki oksijen uygulaması gelmiş. EKG uygulaması gelmiş. Sıcaklık algılama. Onun dışında temel olarak bir fark yok. Toza dayanıklılığı arttırılmış. EKG. Sıcaklık algılama. Onun dışında da bariz bir fark yok. Gördüğüm kadarıyla. Oksijen uygulaması bir de. Yani temelde 4 tane fark var. Göründüğü gibi. Tercih ederken Ultra serisinde eğer bütçeniz varsa tercih edebilirsiniz. Orada da farklı özellikler eklenmiş. Yani bütçenize göre değişir. Yani bütçesi düşük olan arkadaşlar hiç de tercih etmeyebilir. Mesela ben şunu tercih ettim. 3000 liraya almıştım. Huawei'nin GT 3 serisi. Pro'ları var. Ben sadece 3'ünü tercih ettim. Bunda da EKG yok. Yani şarj süresi olarak benim beğenmediğim özellik. Günlük bunu şarj etmeniz gerekiyor. Şu an kurulum ekranında kuruluyor. Sadece bu videoyu Apple Watch'un serilerini anlatmak için çekiyorum. Bakıldığınız zaman bu kadar paralar verilir mi? Ben açıkçası akıllı saate bu kadar para verme taraftarı değilim ama insanlar da bakıldığı zaman aksesuar amaçlı kullanabiliyor. Bütçesi varsa alıyor. Bir de fiyatları durmuyor bunların, sürekli artıyor. Biz 6300 liraya aldık. Bir sene sonra fiyatı olacak bunun 10.000 lira belki. Aldığın fiyata satıyorsun. Biraz da bu şeyle alakalı. Hayatı yaşayış biçimiyle alakalı. Kişinin kendi tercihi, konforu. Güzel özellikleri var cihazın. Kutu açılımını yaptık. Bu sadece serileriyle ilgiliydi. Apple Watch serileriyle ilgiliydi. Serileri de şöyle size göstereyim. Dediğim gibi Ultra serisi çok pahalı geldi. 8 ile 2. nesil arasında kaldık. Bütçemiz 2. nesil ettiği için bunu tercih ettik. Seri 7, seri 6, SE 5, 4, 3, 2, 1 ve Watch 1. nesil var. Şu seri 7'den sonrası zaten alt kısım eski sürümler. Tercih edecek arkadaşlara biz de genelde ikinci nesil tavsiye ederiz. Neden? Satışta olan zaten o güncel ürün bu. Bakıldığı zaman Apple Watch'un 5. nesiline seri 5 kullanan arkadaşlar da var. Onlarda da donma kayma, hani eski nesiller eski diye donma akmama gibi problemler pek yaşanmıyor. Sıfır alacaksanız bunları önerdik. Hani saat uzun ömürlü aletler bunlar. Eğer sıfır alıp bütçeniz varsa SE 2. nesil veya 8'i de tercih edebilirsiniz. Nesiller bu şekilde. Ultra biraz pahalı geldi. Artık sizin tercihinize bağlı. Biz EKG benim için 8 alsaydım eğer tek almamın sebebi EKG olurdu. İnşallah buna da daha sonra EKG eklenir pek sanmıyorum ama ben Huawei'nin saatini tercih ettim ama Apple ekosistemi ürünlerini kullanıyorsanız kendi ürünleriyle daha uyumlu çalışıyor. Kendi ürününü seçebilirsiniz. Ben Android kullanıcısı olduğum için yine Android de stabil çalışan, bu tabi iPhone'larda da çalışıyor. Bunu tercih etmiştim.
Genel alanında kullanım performansı ile ilgili görüşlerimizi paylaşacağız sizle. Nesiller bu şekilde arkadaşlar. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın.